Ya ben mesela teknolojinin, sonuçta dünyanın teknolojisine Türkiye'de çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı olan teknolojiyi nasıl kullandığımız, doğru bir şey, doğru bir amaçla kullandığımız ve benim için fiyatı açıkçası. Kötü tarafları teknolojinin, yani teknolojili normal günlük hayattan koparak bağımsız bir şekilde fazla haşır neşir olmamız olabilir. Yani bu ne olabilir? Telefon olabilir işte vesaire, o tarz şeyler alır. Ama yani teknolojiyi genelde telefon olarak da bakmamak lazım. Çevremizdeki her şey teknoloji. O yüzden ben kötü tarafı bir ise iyi tarafının bunun 10 kat daha fazla, 100 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum. Öncelikle ilişkileri zorlaştırıyor, bağları koparıyor, insanların asosyalleşmesine sebep oluyor bence. Ailecek bir yerde oturduğunuz zaman bir şey konuşamıyorsunuz. Hep beraber oturup herkes televizyona kilitleniyor ve bu çok kötü bir şey yani. Sürekli televizyondaki olaylar, televizyonda da sadece birbirinin yengesini ayartan insanlar, kocasını aldatan kadınlar, başkasına aşık olanlar, bunlar var. Zaten Facebook, WhatsApp, bunlara hiç gelmiyorum. İlişkiler tamamen şu an bunun üzerine kurulu. Neden online'sın, gördün ama yazmadın tarzında. Facebook kullan. Kullanmıyorum, WhatsApp kullanıyorum. Yo, haberleşmek, fotoğraf paylaşmak, konuşmak o şekilde yani. Ama mümkün olsaydı kullanmak istemezdim. Sevgilim mesela sürekli neden online'sın, kimle konuşuyorsun diye sıkıntı oluyor. İnsanlar mesela Facebook gibi yerlerde bir sürü destan yazabiliyor, birçok şey anlatabiliyor ama oturup konuştuğunuz zaman iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Bu çok kötü bir şey. Bence kötü tarafı kötü kullanılınca kötü oluyor. İyi yönlü kullanılırsa iyi olacağından ben inancındayım. Yani. Bilgi eksikliğinden dolayı kullanmıyorum. Ama oğlum var bir tane, o sürekli. Valla söylediğim gibi yani faydalı kullanılıyorsa, iyi yönlü, iyi düşünceli olarak, hani insanları kandırma babında falan olmadığı sürece iyi bir şey. Teknolojinin kötü tarafları insanlara radyasyon yiyor. Bunun da yanı sıra insanları hayattan uzaklaştırıp kendi içlerine kapanmasını sağlıyor. İnsanlar artık birbirleriyle bir şeyler paylaşmıyor. Bir karı koca bile evin içinde telefonla Facebook yapıyor, oyun oynuyor, kendinden geçiyor. Sosyal hayat yok, sosyal faaliyet yok. Bunun gibi bir sürü şey. Çocuklarımız okullardan, eğitimlerden geri kalıyor. Analar, babalar çocuklarına daha iyi telefon alabilmek için, daha iyi bilgisayar alabilmek için belki bir maaşını, iki maaşını harcıyor. Hayat hep geriliyor yani, lüks hayat oldu. Yani insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor yani, benim için en büyük kötü yanı o. Yani insanlar yüz yüze bir şey yapmaktansa artık yani sanaldan, ekran önünden birbirlerine, yani birbirleriyle o şekilde paylaşım yapıyorlar. Yani pek doğru ilerlediğini düşünmüyorum yani ben. Hani iyi açılardan, yani iyi iş yerlerden de bakmak lazım ama biz sadece hani Facebook, Twitter olarak görüyoruz bana göre ülkemizde. İnsanları yalnızlaştırması. Bunun dışında kötü bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyayı mı? Çok aktif kullanmıyor ama internette yayınlanan videoları çok aktif izliyor. Oradaki bilgilerle kendisini donatıyor daha çok. Yani kitap vesaire, araştırma yok, kalmadı. Oradaki artık kimin koyduğunu bilmediğimiz bilgilerle bir şekilde yetişiyor. Dezavantajları bunlar. Bunun dışında teknolojiyi seviyoruz. Güzel. Teknolojinin kötü tarafları, yani daha doğrusu yararlı olmayan tarafları daha çok ağır basıyor tabii. Hani bunlar biz normal olarak arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Ama çok muhabbet edemiyoruz hani eskisi gibi. Yani sürekli herkes telefona gömülüyor. Ne zaman hani eve gidince burada konuşmuyoruz, eve gidip telefondan arıyoruz birbirimizi. Saçma yani biraz. Asosyalliğe yetiyor bizi. Yo, benden şikayetçi değiliz de. Mesela annem babam ben evde oturunca, salonda otururken herkes kendi telefona bakıyor. Orada da muhabbet etmiyoruz. Yani evdeki muhabbetler hani muhabbet edişimiz hani Face'de bir video oluyor. Onu izliyoruz. Maksimum bu yani. Teknolojinin kötü yönleri insanların birbirine daha vakit ayırmamasından dolayı, kendini teknolojiye kapamasından dolayı, bağımlılık gibi, şimdilerdeki yeni neslinin elindeki iPad, iPhone gibi bu tür teknolojik aletleri artık kullanımı küçük yaşa düştü. Yani 4 yaşındaki bir çocuk 20 yaşındaki bir beyin gibi çok güzel iPad'i çok güzel kullanabiliyor. Bağımlılık yapan, nasıl bir sigara nikotin salgıladığında vücuda bağımlılık yaptığında, bu aletler elimize geldiğinde sürekli bağımlılık yapıyor ve insanlar birbirinden kopuyor. Televizyona saatlerce kilitlenmesi, ailenin birbirinden uzaklaşması, çocuğun telefona kilitlenmesi aile içindeki bir bağı kopartıyor. Bu tür gibi şeyler, teknoloji yararı olduğu kadar çok zararı da çok var aslında. Zamanı çalması açıkçası, yani günümüzde insanlar kitap okumak yerine internete yönelmesi, ondan sonra televizyonda işte internette uğraşması. Yani teknolojinin kötü yanları insanları bir uğraştan fazlasıyla zamanı geriye doğru akması. Yani insanların gerekli olan o ilgiyi, zamanı kendine aktaramıyor teknoloji yüzünden. Yani bir kitap okuyayım derken ya da bir gazete okuyayım derken günden kendi eksiklerini gidermekten bir şanssızlık yaşıyorlar açıkçası. Yani bu internetin de
televizyonun da günümüzde yaşanan teknolojinin kıyaslanması eskiye doğru insanlara baktığımız zaman açıkçası çok gereksiz bir uğraş içerisindeyiz teknoloji konusunda. Kötü tarafları bence kontrolsüz gelişmesi, kontrolsüz büyümesi olabilir. Onun dışında bilgisayar akla geliyor teknoloji deyince. Çünkü şu an şu dönem her şey bilgisayarla üretime geçilmiş durumda. Bilgisayarda biliyorsun Terminator filmlerinde, Matrix filmlerinde hep kötü rolde kullanılır. Hani bir ihtimal gidişat bir yönde düz giderken öbür taraftan kayacak gibi bir izlenim aktarılıyor ama insan ürünü ve insan elinde olduğu için çok zararlı bir şey olmaması gerekli. Hem teknolojinin hem bilgisayarın ama aynı zamanda da bu üretimin nasıl yapıldığı bilinmeli. Teknoloji hakkında herkesin bilgisi olması lazım. Teknolojinin içine girdiğiniz zaman bilgisayarın da içine giriyorsunuz. Bilgisayarın içine, teknolojinin içine girdiğiniz zaman bir nüans farklı olabiliyor. Yani insan ürünü, el ürünü ama tek bir kişinin bu kadar mantığı anlaması kolay bir şey değil. Yani bir televizyonu, bir radyoyu bile sayabiliriz. İnsan tek kişi olarak algılaması mümkün değil. Yani o teknolojiyi benimseyemez, anlayamaz daha doğrusu. O yüzden insanın anlayamadığı şey de korkutabiliyor. Hani gök gürültüsünden ilkel insanın anlamaması ve korkması gibi. Teknoloji bir ihtimalde insan ürününün dışına çıkıp kendi kendini yapmaya başlayacağı bir devre olacak kesinlikle. O dönemde biraz zor olabilir işler bence. Teknolojinin en kötü yanlarından bir tanesi bence zaman kaybı. Hani son sınıf öğrencisiyiz şu an lisede. Bizim için en büyük dezavantajı zamanımızı çok fazla harcamamız. Mesela evde hiçbir şey yapmadığım zamanlarda ders çalışmak yerine sürekli sosyal ağlarda takıldığım zamanları da biliyorum. Şu an mesela her şeyden uzaklaşmak için sildim. Yani başka çaresi yok bizim için. Yani ilişkileri kötü yönde etkilemesi, zaman kaybına sebep olması bunlar çok hoş şeyler değil bana göre. Ama kullanılıyor. Kullanmak durumunda kalıyoruz. Kullanılmayanları asosyal gözüyle bakılıyor. Yani asıl kullananların asosyal olduğunu kimse farkında değil. Bu yüzden pek hoşlanmıyorum açıkçası. Kullanmaktan da vazgeçmiyoruz ama gene de. Yani gençlerin artık eskisi gibi yeni jenerasyonun bizim gibi sokakta büyümeyip evde büyümesi ve insanların artık yandaş medyanın ya da yalan yanlış haberlerin internette dolaşması. Bana göre bu tür bir zararı var ve artık çok fazla gelişiyor. Çok fazla geliştiği için daha çok zarar veriyor dünyaya. Bu kadar gelişmese iyiydi. Hatta daha da gerilemesi gerekiyor. Çünkü yani yavaş yavaş dünyaya zarar veriyoruz. Ve bu hem insanları hem doğayı çok etkiliyor. Ben teknolojinin getirdiği bütün her şeyi, yenilikleri kullanıyorum. Fakat keşke olmasa dumanla falan haberleşsek. Sevmiyorum teknolojiyi. Hepsini kullanıyorum. Bütün yeniliklerinden faydalanıyorum. Ama çağımızın gerektirdiği gibi. Ya yapmak da zorundayız tabii işimizin gerektirdiği gibi. Ama ben dumanla haberleşmeye razıyım. Aslında atsın herkes cep telefonlarını, bilgisayarlarını, laptoplarını. Müthiş bir bağımlılık. Yani insanlar birbirlerini unutuyor, bitiyor. Yani ya, sosyalleşme bitti artık. De herkes yalnız. Bir sürü arkadaşı var ama sosyal medyada insanların 1000'e yakın arkadaşı var. Ama insanlar yalnız. İşte insan daha çok kendine kapanık bir hale getiriyor. Daha çok soyutlaştırıyor toplumdan. Daha çok mutsuzluğa itikliyor bence yani. Bazı işlerden zevk almayı düşürüyor ya. Ne bileyim mesela ben bir çizerim ama hani elimle çizdiğim zamanki aldığım zevki tablette veya herhangi bir şeyle teknolojik ürünle çizdiğim zaman almıyorum yani. Ya biz biraz da pazar payı olarak önce denenen ülke olduğumuz için ilk giren ürünler bizde oluyor genelde ama hani ben pek de düzgün kullanıldığını düşünmüyorum teknolojinin. Daha çok popüler kültürün destekçisi durumda şu an teknoloji. Bence böyle yani. Teknolojinin kötü tarafları bence insanlığı tembelliğe alıştırıyor. Uğraş sarf ettiğimiz şeyleri artık böyle daha kısa sürede yaptığımız için insanın günü daha boş geçiyor diye düşünüyorum. Diğer türlü sosyal medyayı da teknolojiden bir şey sayarsak hani bir gelişim olarak sayarsak sosyal medya da aynı şekilde insanların birbirine kırgınlığını arttırıyor. İnsanlar görüşlerini oradan belirttiği için. Hani insanlar artık diğerlerinin içlerini daha çok bilebildikleri için birbirleriyle daha çok çatışma içerisinde yaşıyorlar diye düşünüyorum. Ya bence çok ilerideyiz çünkü yurt dışına kıyasla hani bizim işimizde teknoloji olduğu için yurt dışına kıyasla aslında çok ilerideyiz. Mesela yeni bir telefon modeli çıktığında ilk Türkiye'de alındığını düşünüyorum. O kadar paraların ilk Türkiye'de verildiğini düşünüyorum. Çünkü bizde hani ego denmez de böyle hani birbirleriyle yarışma içerisinde olduğu için mesela sen bir telefon aldığın zaman ben senin üst modelini almak için gerekirse kredi çekiyorum, borca giriyorum. Hayatımız mahvoluyor o tarzlarda. Biraz ilerideyiz teknolojide gelişim yani kullanım bakımından ilerideyiz. Üretim bakımında sıfırız zaten.